Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Seçim sonrası ilk program, haliyle seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve ilçelerindeki sonuçlara bir hızlıca bakacağız. Daha sonra yurttan ve dünyadan öne çıkan haberler ekranlarınıza gelecek. Gündemin getirdikleri başlıyor. Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Kesin veriler henüz açıklanmış değil. Açılmamış sandıkların sonuçları sisteme işlenmedi. YSK Başkanı İstanbul'da itirazların olduğu 84 sandıkta sayımın sürdüğünü belirtti. Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması gecenin en çok tepki çeken hadiselerinin başında geliyor. Bununla ilgili de konuşma yaptı YSK Başkanı, konuşmasında yer verdi. Anadolu Ajansı benim müşterim değil, benden veri almıyor, nereden alıyor bilmiyorum, benim üzerimden bir polemik yapılmasın dedi. Seçimin sonuçlandığını ve itiraz sürecinin başladığını söyleyen YSK Başkanı Güven, Salı günü saat 15'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazların olacağını, ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir sürede karar vereceğini, sonrasında da ilçe seçim kurullarına karşı da İl Seçim Kurulu'na itirazların yapılabileceğini belirtti. İl Seçim Kurulları'nda itiraz süreci de bir gün. YSK'ya itiraz süreci ise 3 gün olarak biliniyor. Seçimde en merak edilen ve hala da yakından takip edilen yer mega kent İstanbul. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış dün gece nefes kesti. İki aday da oy sayımı devam ederken seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı. Anadolu Ajansı verilerine göre hali hazırda halen Binali Yıldırım önde görünüyor. YSK Başkanı Sadi Güven'den de bir açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu 27.889 oy farkla Binali Yıldırım'ın önünde. YSK Başkanı dediğimiz gibi itirazların olduğu 84 sandıkta sayımın sürdüğünü belirtti İstanbul'da. Bu sandıklardan çıkacak oy sayısı aradaki farkı kapatacak bir sonuç yaratacak kadar çok değil elbette. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu teşekkür konuşması yaptı bunun üzerine. 2024 Mart'ına kadar alacağımız yetkiyle İstanbul'a bir an önce hizmete başlamak istiyoruz dedi. Kendisine her siyasi partiden seçmenin oy verdiğini söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazandık, bunu güçlendireceğiz ifadelerini kullandı. İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'dan da tebrik beklediğini söyledi. Yıldırım ise arada 25 bin civarında oy farkı olduğunu, iptal edilen oy sayısının 319.500 olduğunu, yani iptal oyların aradaki farkın 110 katı olduğunu belirtti AK Parti adayı. Peki bu durumda iktidar partisi ne yapacak? Elbette itiraz hakkını kullanacak. AK Parti, CHP'li adayların kazandığı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kapsamlı bir itiraza hazırlanıyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptı açıklamayı. Ankara'da 25 ilçenin tümünde seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız diye konuştu. Şahin Ankara'da dediğimiz gibi tüm ilçe sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurdu. AK Parti'den gelen itirazlar CHP'nin de yakın takibinde elbette. CHP sözcüsü Faik Öztrak, sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz diye konuştu. Şimdi dün geceye tekrar bir dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına bakacağız. Cumhurbaşkanı her seçim sonunda olduğu gibi yine Ankara'da bir balkon konuşması yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı dedi. Zira Cumhur İttifakı'nın oy oranı %51,7 civarında. Küsmek, kırılmak yok diye konuştu. 4,5 yıl seçim olmayacağı vurgusu yaptı. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor, şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı AK Parti'de iktidar diye konuştu. Değişim mesajı da verdi Erdoğan. Dikkat çeken satır aralarından bir tanesiydi. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur dedi. Erdoğan'ın gündeminde kıyasıya rekabetin yaşandığı Ankara ve İstanbul seçim sonuçları da vardı. Yalan yanlış vaatte bulunanlar buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Bursa'da ise gözler ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaydı dün akşam. AK Parti'nin adayı mevcut Başkan Ali Nur Aktaş'la CHP'nin adayı Mustafa Bozbey arasındaki seçim yarışından kesin olmayan sonuçlara göre Aktaş galip ayrıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte verilerle ilgili ilk açıklama Bozbey'den geldi. Bozbey, "Öndeyiz, kazanıyoruz," dedi. Ancak AK Parti cephesindeki açıklamalar Anadolu Ajansı verileri gibi Aktaş'ın önde olduğunu gösteriyordu. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın açıklamasının ardından gözler Bozbey'e çevrildi. O da rakam vererek yine önde olduklarını söyledi. Anadolu Ajansı'nın uzun süre İstanbul gibi Bursa içinde veri girmemesi dikkat çekti. Partisinin il başkanlığında sonuçları takip eden Ali Nur Aktaş, YSK ve Anadolu Ajansı verilerine göre galibiyetini ilan etti. Burada dikkat çeken hususlardan bir tanesi, İstanbul'da veri akışı durduğunda kafa kafaya iken oylar, oy beklenen, sonuç beklenen sandıkların CHP ağırlıklı ilçelerde olması iken Bursa'da bu durum tam tersiydi. Öyle ki dün bu stüdyoda konuklarımızla bunu değerlendirirken Osman Gazi'de artmaya başlamışken AK Parti oylarının veri akışının kesildiğini, aynı şekilde Yıldırım'da ki AK Parti %55 ile yine Yıldırım ilçe belediyesini kazandı Oktay Yılmaz'la, Yıldırım'da da oyların sadece %78'inin sisteme girildiğini görmüştük. Bu nedenle o aradaki farkın pek kapanmasının mümkün olmadığı yorumu yapılmıştı. Ali Nur Aktaş da bu yorumlar çerçevesinde, bu perspektif çerçevesinde aslında kendisinin zaferine ilan etmiş oldu. CHP cephesinde tabii ki sabah saatlerine kadar kendilerine gelen verilerin tabloyu değiştirebileceği inancı hakimdi. Kesin olmayan sonuçlara göre Ali Nur Aktaş %49.60'dan fazla oyla ipi Büyükşehir'de göğüsledi. Rakibi Mustafa Bozbey ise yaklaşık %47 oy aldı. Arada 2,5 civarında bir puan farkı var. Aktaş 898 bine yakın, Bozbey ise 850 binin üstünde oy aldı. Her iki aday arasında 47 bin civarında oy farkı var. Bursa'da 58 binin üstünde oy da iptal edilmiş durumda. Elbette CHP adayı Bozbey ıslak imzalı tutanaklarla birleştirme tutanaklarının incelendiğini, iptal oylarda dahil olmak üzere yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Bursa'da dilerseniz bir de ilçelere bakalım son olarak. Bursa'da 17 ilçeden 14'ünü AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kazandı. Yenişehir'de Belediye Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den MHP'ye geçti. CHP Nilüfer ve Mudanya'da sürprize izin vermedi. Gemlik Belediyesi ise AK Parti ve CHP arasında yine el değiştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa'nın 17 ilçesinden 13'ünde AK Parti, 3'ünde Cumhuriyet Halk Partisi, 1'inde de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlıklarını kazandı. Osman Gazi'de AK Parti adayı ki mevcut belediye başkanıydı Mustafa Dündar, %50.48 ile 3. kez ipi göğüsledi. Yıldırım'da AK Parti adayı Oktay Yılmaz %56'nın üstünde oy oranıyla yeni belediye başkanı oldu. Nilüfer'de dediğimiz gibi CHP adayı Turgay Erdem %62'den fazla oy alarak bir sürprize izin vermedi ki Nilüfer'de AK Parti adayı bir önceki seçimlerde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necati Şahin'di. Mudanya'da %53.45 ile CHP adayı ve mevcut belediye başkanı yine Hayri Türk Yılmaz yarışı önde kapadı. Gemlik ise dediğimiz gibi el değiştirdi. AK Parti yönetiminde olan Gemlik Belediyesi'ne %47'nin üstünde oy oranıyla CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan kazandı. Mustafa Kemal Paşa'da AK Parti ve İyi Parti adayları arasında başa baş giden bir rekabet söz konusuydu. Arkamızda bir harita vardı dün akşam. O haritada renk sürekli değişti. Açılan sandıklarla sürekli el değiştiren o ilçede kazanansa Mustafa Kemal Paşa'da kesin olmayan sonuçlara göre %48.36 ile AK Parti adayı Mehmet Kanar oldu. Yenişehir'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li Davut Aydın %47.96 ile sandıktan galip çıktı. İnegöl'de AK Parti adayı Alper Taban, Kestel'de AK Parti adayı Önder Tanır, Gürsu'da AK Parti adayı mevcut başkan Mustafa Işık, İznik'te AK Partili Kaan Mehmet Usta, Orhan Gazi'de AK Partili Bekir Aydın, Karacabey'de AK Parti adayı ve mevcut başkan Ali Özkan, Büyük Orhan'da AK Parti adayı Ahmet Korkmaz, Harmancık'ta AK Parti adayı Yılmaz Ataş, Keles'te yine AK Parti adayı Mehmet Keskin ve Orhan Eli'de AK Parti adayı Ali Aykurt belediye başkanlığına seçilen isimlerdi Bursa'nın ilçelerinde. Twitter gündemine bakalım bir de. Sosyal medya gündeminde de elbette seçimler var sevgili izleyenler. Dün gece saatlerinde ve bugün öğlen saatlerine kadar
İstanbul'daki yarış dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun adı çok daha fazla ön plana çıkıyordu. Sonucun YSK Başkanı'nın açıklamasından sonra Ekrem İmamoğlu lehine dönmesi nedeniyle resmi olmayan sonuçlara göre sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimler için kullanmış olduğu slogan sosyal medyada Mart'ın sonu bahar oldu şeklinde değişti. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim sürecinde Mart'ın sonu bahar sloganını kullanıyordu. İstanbul'daki ve Ankara'daki sonuçların ardından özellikle bu ifade sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İptal ifadesi var. Nedeni ise aslında çok açık. İstanbul başta olmak üzere gerek Ankara'da gerek Bursa'da seçimin yarışını geride takip etmiş olanlar ve resmi olmayan sonuçlara göre kazanamayan adaylar iptal oylara özellikle vurguda bulunuyorlar. Öyle ki İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım aradaki farkın 10 katı kadar iptal edilen oy olduğunu söyledi. Bunlara özellikle bakmak istediklerini belirtti, itiraz edeceklerini söyledi. Az önce ifade ettik, Bursa'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa Bozbey aradaki farktan daha fazla iptal edilen oy olduğunu ifade etmişti. Yine buna itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi. Ankara'da da AK Parti cephesinden benzer açıklamalar var. Hem iptal oylarına yapılacak itirazlar nedeniyle hem de genel olarak sandıklardaki tutanaklarla ilgili yapılacak itirazlar nedeniyle iptal ifadesi sosyal medya gündeminde üst sırada tartışmaya açılmış durumda. Türkiye seçime odaklandı. Seçimden sonra ne olacak? Merak edilen konulardan bir tanesi bu. Özellikle de ekonomiyle ilgili. Tam da bugün Financial Times'tan bir yazı yayınlandı. Seçim sonrasında Türkiye'deki dengelerin seçim açısından belki yönetim açısından çok fazla değişiyor olsun olmasın. Genel yönetim açısından elbette belediyeler açısından değil. Buna rağmen Türkiye'de Türk lirasının değer kaybedeceği yönünde bir yorumu vardı Financial Times'ın. Buna gerekçe olarak da siyasi atmosferden ziyade, seçim sonuçlarından ziyade Türkiye'nin ekonomik yapısından bahsettiler. Buna vurgu yaptılar. Financial Times'ta yayınlanan bu yazı sosyal medya gündemine direkt oturdu. Çünkü seçimin hemen akabinde çıkan bir yazı. Seçim sonrasında zaten neler olacağı, neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar merakla bekleniyor. Bu yüzden Financial Times'ın haberi üst sıralarda yer aldı sosyal medyada. Gündemin getirdikleri devam ediyor. Seçimler hep bayram havasında geçsin diye temenni edilir. Fakat ne yazık ki öyle olmayan yerler de vardı. Alınan bütün önlemlere rağmen demokrasiye ne yazık ki yine gölge düştü. Sandık başındaki kavgalarda kan aktı. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde sandık başlarında veya okul bahçelerinde bıçak ve tabancaların da kullanıldığı kavgalarda toplam 6 kişi öldü. Sandık başlarında ve okul bahçelerinde kalp krizi geçiren 5 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaların yanı sıra meydana gelen kazalarla birlikte seçim günü toplam 115 kişi de yaralandı. Türkiye 3 ay süren kampanya sürecinin ardından yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim genel olarak olaysız geçerken bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı. İlk üzücü haber Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada Saadet Partili iki kuzen yaşamını yitirdi. Bir kişi de yaralandı. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olayın akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğunun ise muhtarlık seçimlerinden kaynaklandı. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Gaziantep'teki kavganın bilançosu ağır oldu. Şehit Kamil ilçesinde muhtar adaylarıyla yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 58 kişi yaralandı.
Seçime katılan siyasi partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 38 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı. Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3'ü kadın, 5 kişi kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı. Seçimi bayrama çeviren bir haber de var. Muhtarların da yarıştığı seçimde gözler baba ve oğlun aynı mahallede rakip olduğu Bursa'nın Orhan Gazi ilçesindeydi. Seçimde sevinen taraf oğul Zafer Sevinç oldu. Seçim sonucu küs olan baba ve oğul barıştı. Bursa'da büyükşehir, ilçe belediyeleri ve meclis üyeliklerinin yanı sıra gözler bir yandan da muhtarlık seçimlerindeydi. İnşallah oğlum kazanır. Ben küs değilim ki. Sadece bir kırgınlığım var. Ne var, benim sözümü dinlemedi. Benden 5 dakika bir konuşsaydı ben zaten çekilirdim. En dikkat çekici yarış aynı mahalleden muhtar adayı olan baba Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç arasında yaşandı. Babam da girdi, ben de girdim. İnşallah ikimizden biri bu seçimde biri kazanacak. Yani hayırlısı olsun. Orhan Gazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde sandıktan galip çıkan 210 seçmenden 81'inin oyunu alan oğul Zafer Sevinç oldu. Baba Ali Sevinç 20 oy alabildi. Baba oğul 3 aydır küstü. Muhtar seçilen Zafer Sevinç babasının elini öptü ve küslük son buldu. Sınırlarımızın dışına gidelim şimdi de. Ukrayna'da da zira seçmen dün sandık başındaydı. 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. Sürpriz bir şekilde %30'la en çok oyu alan komedyen Vladimir Zelenski, ikinci turda çikolata kralı olarak anılan mevcut devlet başkanı Petro Poroshenko ile yarışacak. Hiçbir adayın %50'ye ulaşamadığı seçimde iki adayın yarışacağı ikinci tur 21 Nisan'da. 39 adayın yarıştığı Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipachuk, düzenlediği basın toplantısında adaylardan herhangi birinin %50'nin üzerinde oy almadığını söyledi. Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyuncu komedyen Vladimir Zelenski ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroshenko yarışacak. Açılan sandıklarda adaylardan komedyen Vladimir Zelenski %30,23 ile birinci, mevcut devlet başkanı ve çikolata fabrikalarıyla bilinen Petro Poroshenko ise %16,57 ile ikinci sırada geliyor. Poroshenko yaptığı açıklamada komedyen Vladimir Zelenski ile yarışmadığını, rakibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi. Benim müttefikim Ukrayna halkı, rakibimse kim mi? Bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum. Tek rakibim Putin. Zira diğerleri bundan korkar. Bu nedenle bu seçim Ukrayna'dan mı yoksa Rusya'dan mı olduğumuzun seçimidir. Devlet başkanlığı seçimlerini seçimsiz seçim olarak niteleyen Rus senatör Konstantin Kosachev, halkın Gri'nin 50 tonu arasında seçim yaptığını söyledi. İki aday 21 Nisan'da yapılacak ikinci turda devlet başkanlığı koltuğunu almak için yarışacak. Programın sonuna geldik. Hoşçakalın.